Merhabalar, kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Milli alkışımızı da yapalım. Bundan sonra açılışları bu şekilde yapmak istiyorum. Herkesin enerjisini yukarıda tutmak istiyorum. Bugün sizlere kamerayı açmak istedim. Neden açmak istedim? Bizim evimizde Ramazan şenliğimizin ilk senesi. Öğleniniz bir sene oldu zaten biliyorsunuz. Ve ilk defa kendi evimizde Ramazan'ı karşılıyoruz. Bugün de sizlerle Ramazan öncesi küçük hazırlıklar yapacağız. Sahurda yemelik ya da iftarda yemelik gibi bir şeyler olacak. Şimdi ilk iftarda yalnız olacağım. İlk iftarda yalnız olacağım için iftara yönelik çok bir şey yapmak istemiyorum. Hatta ilk iftarımızı büyük ihtimal anneannemle birlikte falan da aşabiliriz. Onları falan da gidebiliriz. O yüzden iftara karşı hiç böyle yapmak istemiyorum. Çünkü hani o gün bugün değil açıkçası. En son zaten bir sulu köfte yapmıştım ve buzluğa atmıştım. Şimdi poğaça, pasta vesaire o şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. Bu süreçte birlikte olmak istedim. Mutfağıma o zaman geçelim ve bir an önce hazırlıklara başlayalım. İnşallah bugüne yetişir çünkü yarın tekrardan yeni bir video başlatacağım. Çünkü iftarda anneannemde olacağız ve bu anı tekrardan ölümsüzleştirmek istiyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi mutfağa geçip hemen hazırlıklarımıza başlayalım. Şimdi geldim ben mutfağıma ve yapabileceğim malzemeleri hemen hazırladım. İlk önce sakallı poğaça yapacağım. Bunun malzemelerini hazırladım. Hemen sizlere de kısaca şöyle göstereyim ve söyleyeyim. Şurada 6 su bardağı un var. Eleyerek hemen hazırladım. Şipşak olsun diyerekten. 1 su bardağı suyum var. Yarım su bardağı zeytinyağım var. Gerçi biraz fincan misali olmuş ama o onu dengeler diye düşünüyorum. Tekrardan 1 su bardağı süt koyacağım. Burada kuru mayam var. 1 yumurtam var. Burada 2 yemek kaşığı, 2 tatlı kaşığı dolu dolu ama şeker, toz şeker ve tuz karışımım var burada. Burada iç harcı için içim beyaz peynir kullandım. Poğaçalar piştikten sonra arasını kesip içini dolduracağım. Daha sonrasında da bu maydanozları onlara sakal yapacağım. Biz maydanoz pek seven taraf değiliz. Maydanoz, dereotu falan vesaire pek fazla tüketemiyoruz, sevmiyoruz, hoşlaşmıyoruz daha doğrusu. Tolga da biz böyle bu konuda tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş misali olduk. O yüzden bu maydanozları hiç tüketmiyoruz da değil ama biraz renk versin diyerekten kullanacağız. Böyle sakallı bir poğaçamız olacak. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben size hemen sabitliyorum ve hemen yapılışına hızlıca geçiyoruz. Şimdi öncelikle dediğim gibi poğaçadan başlıyoruz ve unumuzu döküyoruz. İçine havuz gibi açacağım. Şöyle 1 su bardağı suyumu. Eyvah! Buradan taşacak herhalde böyle kabarınca. Onu pek fazla planlayamadım. Su bardağı sütüm. Ay. Benimkisi oda sıcaklığında pek mümkün olmadı. Dışarı çıkartmayı unuttum açıkçası. Ama siz oda sıcaklığında tutarsanız sütünüzü daha güzel olur. 1 su bardağı sütümü. Thank you.
Hamurumu yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Ben bunu streçleyeyim ve mayalanmayı bırakayım. Zaten içinde kuru maya olduğu için hemen 10 dakikada, 15 dakikada mayalanır diye düşünüyorum ben. Şöyle güzelce streçleyelim. Ve sıcak bir yere koyayım. Şimdi tatlı yapımına geçeceğim. Cheesecake yapacağım. Bunun için malzemelerimi hazırlayayım. Hemen sizlere de söylerim. Şimdi malzemelerim hazır. Hemen sizlere de söyleyeyim. Aslına bakarsanız birazcık sallamasyon bir cheesecake olacak. Neden sallamasyon cheesecake olacak derseniz, tamamen evimdeki malzemelerle yapacağım. Aslında birebir malzemeler var ama miktar olarak biraz az ya da yeterli değil. O yüzden hemen size de bunları paylaşayım. 3 paket nane olması lazımdı. Bende 2 paket nane var. Birazcık da peynir koyacağım. İlave edeceğim. Onları karıştıracağım. Neyle karıştıracağım? Krema ile karıştıracağım. Kremamız da aslında 2 paket olması gerekiyordu. Sizlerin de aklınıza bulunsun. Bende 1 paket bile zor çıkar. Bunu ilave edeceğim. Ondan sonra onları karıştıracağım. Sonra 1 su bardağı toz şeker ya da 1,5 su bardağı toz şeker. Artık damak zevkinize göre ilave ederseniz, ben o kadar şeker gerekli olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde krema, 2 yumurta, 2 tane yumurtayı bunlar karıştırdıktan sonra teker teker ekleyeceğim. Daha sonrasında şurada 2 tane vanilya, 2 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı nişasta var. Bu kadar malzemeler aslında az. Ama pahalı bir tatlı diyorlar ama bence o kadar pahalı bir tatlı değil. Maliyet gerektiren bir tatlı değil. Birebir aynısı olmak zorunda değil. Bir yapın güzelse belki az malzemeyle sizin damak zevkinize de hitap edebilir. Şimdi hemen ben şunları toplayayım ve videoya geçelim. Önlemimizi alalım. Çünkü benim mikserim acayip derecede sıçratıyor. Hatta oralarda videoyu kesebilirim. Bayağı bir batacak. Ondan sonra temizleyeceğim. Daha sonra tekrardan yapım aşamasına geçeceğim. Haberiniz olsun. Çok acayip derecede sıçratıyor. O yüzden hemen koruma kalkanlarımızı giydik. Birazcık ıslatıyorum, nemlendiriyorum. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Senden güzel performanslar bekliyorum.
Bu arada sakallı poğaça hamurumuzda bayağı bir mayalanmış, böyle kabarmış, kesin pufuduk pufuduk bir şeyler olacak. Şimdi ben bunu açayım, hemen poğaça yapma aşamasına geçelim. O sırada zaten cheesecake'im oluyor, olmak da üzeredir. Ben bunları zaten böyle yuvarlayana kadar cheesecake'im de olur. Sonra bunları, poğaçaları fırına koyarım. Poğaçalarım hazır. Onları hemen fırına verip geliyorum. O sırada da ben komposto kaynatacağım. Ve bu arada cheesecake'im çıktı. Bakar mısınız? Nar gibi kızardı. Harika oldu var ya. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Poğaçamın iç harcı ve sakalları da burada. Öyle ben şimdi bunları atıyorum. Mutfak yine kendinden geçti. Hadi gel bakalım. Ya şunların tostikliğine bakar mısınız? Ve o kadar yumuşak oldu ki, gerçekten kendi adıma konuşuyorum. Hayatımda yaptığım en yumuşak poğaça olabilir yani şu an evimizde. Şöyle hepsi, poğaçaların hepsi hazır. Geri kalan malzemelerimiz de hazır. Buraya servis alacağım. Burada cheesecake'imiz hazır. Bunun üstüne frambuaz yapsam mı diye düşünüyorum. Yaparsam yine kayıt altına alırım. Burada kompostolarımız kaynıyor. Bunu kaynatıyorum. Bunu çekmeye vaktim olur mu bilmiyorum ama hemen sizlere kısaca anlatayım. Burada erik ve vişnelerimiz var. Anneannem sağ olsun onları hazırlıyor. Ben hazırlamadım. Yıkıyorsunuz mevsiminde ve buzluğa saklıyorsunuz. Daha sonrasında böyle gerektiği zamanlarda kaynatıyorsunuz. Gerekirse bu taneciklerle yiyebilirsiniz. Biz öyle yemiyoruz. Bunları suyunu süzüyoruz. Ayrı bir kaba taneciklerini ayırıyorum. Ve onları süzerek, böyle bastırarak suyunu da çıkartıyorum. Öyle sonra kavanozlara ya da şişelere servis ederek gerektiği zamanlarda lıkır lıkır içiyoruz. Gerçekten çok lezzetli ve çok faydalı bir şey. Siz de eminim yapıyorsunuzdur. Yapmayanlar da fikir olsun. Şimdi ben bunların içlerini açayım ve hemen artık son aşamaya geçelim. Bakalım nasıl duracaklar. Gerçekten çok merak ediyorum. Sakallı bıyıklı bir poğaça mini oldu bu sefer. Bıçağım kesmiyor. Bıçağım kesmiyor. Abone olmanız lazım. Şöyle açtığınız poğaçanın içine hazırladığınız peynirli malzemeyle dolduruyorsunuz. Peynirli yapmanız lazım. Bilmiyorum başka türlü oluyor mu bilmiyorum ama bu hani maydanozla yapışacağı için. O yüzden bu şekilde olması daha kafi. Zaten başka türlüsünün tarifini bulamadım. Büyük ihtimal yok. Şöyle dışında bulayım ki maydanozlara rahatlıkla yapışsın. Hemen sizlere gösteriyorum. Bakın, sakallı bıyıklı poğaçamız. Şöyle koyalım. Şimdi bundan sonrakisini hemen hızlandırıyorum ki çabucak bitsin, sizleri de sıkmayayım. Thank you.
başladı. Erikler erinceye kadar, böyle parça parça oluncaya kadar bu böyle kaynamaya devam edecek. Ondan sonra soğumasını bekleyip süzeceğim. Daha sonra da kavanozlara ilave edeceğim. Sonra işte dediğim gibi lazım oldukça içeceğim. Soğuk soğuk ya da sıcak sıcak. Tercih sizin. Şimdi de bütün gün mutfakta yaptıklarımı göstereceğim. Gerçekten iki şey yaptım ama vaktimi bayağı bir aldı. Hiçbir şeyle oyalanmamama rağmen. Bunlar işte sahurluk, iftarlık. İftarlık olmaz da sahurluk bir menümüz oldu. Onun haricinde yarın anneanneme gideceğim ve bu poğaçalardan yine tekrardan götüreceğim. Fazla fazla yaptım. Servis tabaklarımı aldım. Sizi tekrardan yakından göstermek istiyorum. Cheesecake'imiz gerçekten az malzemeyle ve yetmeyen malzemeyle mükemmel olmuş. Şurada hatta böyle küçük küçük kırıklarını koparttım, dayanamadım, yedim. Bir an önce böyle hani video çekeyim de bir dilim yiyeyim diye bakıyorum. Gerçekten mükemmel olmuş. Frambuaz üstünü yapacaktım, gerçekten yapacaktım ama yapamadım. Bu da yola gideceği için frambuazlar sonradan herhalde bir şey olur falan diyerekten yapmadım. Çünkü ilk denemem olacaktı. O yüzden risk almak istemedim. Daha sonra evde tekrardan bir ara sizinle birlikte cheesecake yaparız. Bu sefer frambuazlı yaparız. Şimdi şöyle küçük küçük detaylarla süsledim. Ve sakallı bıyıklı poğaçalarımız da bitti. Dediğim gibi haşhaş da koymuşlardı. Ben de denedim. Ve haşhaş da gerçekten tadı o kadar mükemmel oluyor ki bilmiyorum. Maydanozu da tekrardan sizler seversiniz. Ama bize pek hitap etmediği için pek hoşumuza gitmiyor açıkçası. Yani ağızdaki o varlığını sevmiyoruz. Ama yemiyoruz da değil, yiyoruz tabii ki de. Haşhaşlı olanla da gerçekten içindeki peynir o kadar çok güzel özleşti ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sakallı bıyıklı poğaçalarımız. Sakallı poğaça diyorlar ama ben sakallı bıyıklı poğaça dedim video boyunca. Benim için artık bu poğaça sakallı bıyıklı bir poğaça menüsü oldu. Böyle bu şekilde ben bunlardan eşime iş yerine götürmeyi planlıyordum ama hava bayağı bir karardı. Gidip geri dönmem benim bayağı bir zamanım alacak, o yüzden sokağa çıkma yasağı saatine denk geldiği için maalesef götüremiyorum. Artık kendisi yarın sabah kahvaltıda afiyetle yer. Bu şekilde tarifini aşağıya hepsini yazıyorum. Bunu eksik malzemeyle yazmayacağım. Tam malzemeyle yazacağım sizlere. Aklınızda olsun. Bu şekilde. Aslında tüm bunlar olurken size küçük video arası, kahve arası, mola ve sohbet vermek istedim. Ama olmadı ve her şey o kadar planlamadığım halde tık 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 gitti ki yani hiçbir boş vaktim olmadı ve her ne kadar geçe kalsam da erkencikten bitirdim. Geçe kalmamın sebebi geç başlamam tabii ki de tekrardan. Onun haricinde gerçekten en pratik yaptığım bir menü oldu gibi bir şey diyebilirim. Gerçekten bunlar hiç vaktinizi almıyor. Sadece vaktinizi alan tek şey hamur tutmak. Onun haricinde hepsi böyle kolaylıkla geliyor. Dediğim gibi bir kahve molası verip sizlerle birlikte sohbet etmek çok istiyordum. Ama olmadı. Bitti. Yaptım. Gördünüz zaten birlikte. Siz de şahit oldunuz. Kompostom da kaynıyor. Onları da çok güzel bir şekilde afiyetle içmeyi planlıyoruz. Allah nasip kısmet ederse. Bu şekilde bugün bütün gün mutfakta olacaktım ve hani İlk sahura biraz hazırlık yaptım, poğaça menü ya da tatlı yaptım. Sizlere de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır ve kıyıya köşeye not alabileceğiniz bir tarif menüsü olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun sonuna kadar gelip de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşunu basıp, yorum atıp bize destek olup motive olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.